Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türk Dili ve Edebiyatı birinci dönem full tekrarımıza başlıyoruz. Tüm birinci dönemde öğrendiğimiz 4 üniteyi de yani giriş ünitesini, hikaye ünitesini, şiir ünitesini, destan ve efsane ünitesini mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Birinci dönemi geride bırakacağız ve ikinci döneme inşallah çok daha sıkı, çok daha güçlü, çok daha iyi bir şekilde başlayacağız. İnşallah okullarımız da açılıyor ve onun sınıfta sizler için hazırladığımız Dinamo'yu sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan ödevlerimize vereceğiz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Müzik Öncelikle bu ünitede göreceğimiz konular esasında çok basit, çok rahat konular. Giriş ünitesi zaten. Hemen başlayalım. Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasında belli ölçüler var. Biliyorsunuz ki İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı ve Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı olmak üzere üç temel dönemimiz var. Bunu Mehmet Fuat Köprülü yapmış. Edebiyatımızdaki büyük bir edebiyat tarihçisi, bir bilim insanı. Şimdi burada bu şekilde dönemlere ayrılmasında birincisi dini yaşayış çok etkili oluyor. Niye bakın? İslamiyet öncesi İslamiyet etkisiyle gelişen diyor. Dil anlayışı etkili olacak. Mesela milli edebiyatta dilimiz tamamen sadeleşecek. Kültürel farklılaşma batıya yöneleceğiz. Sanat anlayışları mesela diyelim ki tanzimat edebiyatında toplum için sanat yapılırken sertifin edebiyatında ve fecratide daha çok sanat için sanat yapılacak. Ve edebi metinler de önemli. Coğrafya değişimi de önemli. Ve dil anlayışı da az önce söylediğimiz gibi önemli. Dolayısıyla bunu bilmeniz lazım. Bakın burası gelecekte gireceğiniz sınavlarda çıkabilir. Buraya o yüzden şöyle bir yüzde yüz Burası önemli. Burası önemli zaten bütün edebiyat tarihi boyunca da bunları öğreneceğiz. Yani İslamiyet öncesinde ne oldu? İslamiyet etkisinde ne oldu? Batı etkisinde ne oldu? Bunların hepsini sizlerle beraber öğreneceğiz. O zaman şimdi gelin. Türkçenin tarihi gelişimine bakalım. Yazılı kaynaklarımızın izlenmeyen bir karanlık dönem var. Burada tam bilgiye sahip değiliz. Sonra eski Türkçe döneminde Köktürk dönemi var. Burada Köktürk yazılarından bilgiye ulaşabiliyoruz. Orhun abidelerinden. Uygur döneminde yine yazılı eserler var. Ve Karahanlı döneminde dört önemli eser var. Mutluluk bilgisi Yusuf Asi Sacip tarafından yazılan Kutat Kubilik. Yine Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divani Lugatü Türk. Yine Edip Ahmet Yüklünki tarafından yazılan Atabetül Rakayık. Ve Ahmet Yesevi tarafından yazılan Divani Hikmet. Batı Türkçesine baktığımızda Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesini görüyoruz. Kuzey Doğu Türkçesine baktığımızda Kıpçak Türkçesi yani Kuzey Türkçesi ve Çağatay Türkçesi yani Doğu Türkçesini görebiliyoruz. Burada arkadaşlar şu kısımlar bakın bir, iki, üç kısım ve şu kısım önemli buralara dikkat etmenizi istiyorum. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelere baktığımızda Köktürk alfabesi kullanıyoruz. Köktürkler döneminde Uygur alfabesi kullanacağız. Mesela Kutat Kubilik şu gördüğünüz ee, eser bu meslevi edebiyatımızdaki ilk meslevi bu eser Uygur alfabesiyle yazılıyor. Yani Karahanlılar Uygur alfabesini kullanıyorlar. Arap alfabesi kullanacağız, Kiril alfabesi kullanacağız ve Latin alfabesi kullanacağız. Esasında 1928 yılında harf değişikliğine yapılınca, harf yerine dilimi yapılınca dilimiz değişmiyor. Sadece harflerimiz değişiyor. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki Tonguç eskiden böyle yazılırken, Osmanlıca'da Tonguç böyle yazılırken. Şimdi sağdan sola değil de ne olacak? Soldan sağa. Ton, Guç diye yazılıyor. Ya da mesela merhaba diyoruz. Eskiden Arapçada merhaba böyle diyorlarmış. Fatih Sultan Mehmet'in yanına gidin merhaba deyin. O sizin ne konuştuğunuzu anlıyor ama yazarken böyle yazarsanız anlamaz. Niye? Çünkü o bu harflere göre biliyor. 1928'den sonra harflerimiz değişiyor. Dilimiz değişmiyor. Bunu unutmayın. Şimdi ikinci üniteye baktığımızda hikayeyi görüyoruz. Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, mesneviler, tanzimat döneminde, sertifinin döneminde, milli döneminde hikaye önemli. Bir de filmseler var. Bu da zaten Türkçenin en kolay fakat en önemli konusu. Hemen buraya da başlıyorum. Şimdi Hikaye deyince birisi şunu çok iyi bilmemiz lazım. Türk Edebiyatı'nda tanzimat dönemine kadar hikayenin yerini destanlar, efsaneler, mesleviler, halk hikayeleri ve masallar tutuyor. Hani hatırlarsanız az önce şöyle edebiyat dönemlerimiz vardı ya. Bu sözlü dönemde destanlar var. İslamiyet etkisine geçtiğimizde yine divan edebiyatında meslemiler var. Halk edebiyatında halk hikayeleri var. Tanzimat döneminde ilk defa hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin letaif rivayatıyla edebiyatımıza girecek. Şimdi Destan döneminde destanlar, geçiş döneminde dede korkut hikayeleri yani tam şurada 12 hikayeden oluşan dede korkut hikayeleri var. Divan edebiyatında mesneviler, halk edebiyatında yine e, halk hikayeleri. Tanzimat dönemine geldiğimizde ilk hikayeleri görmeye başlayacağız. Şimdi öncelikle dede korkut hikayelerine bakalım. Birincisi bu geçiş döneminde yaşanan bir eser. E, destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçin e, arasında önemli bir eser. Şimdi... Eserin asıl adı Kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı Tayfeyi Oğusan. Destandan halk ihtiyacına geçiş ilk örneğidir. Bakın buraya yüzde yüz yazıyorum. Niye? Çünkü önemli. Sınavlarda bundan çok çıkıyor. Bu üniversite çıkmış cümlenin ta kendisi. Anonim hikayeler yazarı belli değil. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiş. Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerini konu ediniyor. E, hikayelerin geçtiği coğrafya alanı Hazar Denizi'nin doğusu ve batısı. Şiir düz yazı karışık halde. Yani Olaylar ve tasvirler düz yazıyla, karşılıklı konuşmalar, duygu ve düşünceler şiirle dile getiriliyor. Dede Korkut kitabın yazarı değil, bilge bir ozan her hikayenin sonunda olaylardan ders çıkarıp dua ediyor. Halk hikayelerine baktığımızda bak şimdi destandan geçiş dönemindeki Dede Korkut'a baktık şimdi halk hikayelerine geldik. Halk hikayeleri gerçek ya da gerçe yakın olayların anlatıldığı uzun anlatım türü. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçişin ilk ürünlerinden ve meddahlar veya aşıklar tarafından anlatılıyor. Olaylar gerçek veya gerçe yakın. Mesela Destanlarda olağanüstülükler fazlaydı. Geçiş dönemindeki dede korku hikayelerinde de yine olağanüstülükler var ama burada gerçeğe yaklaşılıyor artık. Kişilerde destana göre olağanüstülük azalıyor. Bunun altını çiziyorum. Genellikle sevgi ve kahramanlık konuları işlenecek ve şiir düşeceğiz yine karışık halde. Aynı dede korku hikayelerinde olduğu gibi olaylar yazıyla duygular nazımla şiirle anlatılıyor. Konularına göre halk hikayelerine baktığımızda Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Aşık Garip aşk konulu. Köroğlu, Hazreti Ali Cengnâmeleri kahramanlık konulu. Kırmanşah, Yaralı Mahmut'ta hem aşk hem aşk var hem kahramanlık var. Kaynaklarına göre ise Kerem ile Aslı, Aşık Garip Emrah ile Selvihan Türk edebiyatı kaynaklı. Ama Yusuf Üzüleyha, Züleyha, Leyla ile Mecnun Arap İslam edebiyatından. Ferhat ile Şirin ise Hint İran edebiyatından gelmiş. Mesnevi'ye baktığımızda bakın şuraları bir kez daha yazmak istiyorum. Burası önemli. Sözlü edebiyat döneminde destanlar vardı. Destandan halk hikayeciliğine bakın burada halk hikayelerini yazıyorum. Destandan halk hikayelerine geçerken geçiş döneminde Dede Korkut vardı. Dede Korkut vardı. Şimdi de ee, neredeyiz? Divan edebiyatında meslemilere geliyor. Sonra da tanzimat dönemindeki hikaye geleceğiz. Burada da gerçek bildiğimiz ilk öyküleri göreceğiz. Şimdi meslemiler divan edebiyatının en uzun nazım şekli. Yani aruz ölçüsüyle böyle AA, BB, C, C, D, D şeklinde yazılacak. Bakın şöyle. Aruzun kısa kalıpları yazılıyor. Kendi içinde uyaklı olduğu için uzun uzun gidebiliyor. Bugünkü roman ve öykünün yanı eserler bu nazım şekliyle yazılmış. İran edebiyatından geliyor bize. Nazım birimi beyit. Bakın beyit halinde. Beyit sayısının belli bir sınırı yok. Hemen şöyle bir sonsuz işaret koyuyorum. Her beyit kendi içinde uyaklı. Bunu da gösterdim. A, A, B, B, c, c, d diye. Aruzun kısa kalıpları yazılıyor. Yani aruzun uzun kalıbı demek şu. Mesela şöyle uzun cümleler Mesela gazel Aa diye gidiyor. Bunu öğreneceğiz. A-A, b A, C, A diye gidiyor gazel. Ama e, mesnevi A-A, B-B, C-C, D-D diye gidiyor. Bak bu uzun, bu kısa kalıplarla yazılıyor. Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk mesnevi de Yusuf Has tarafından yazılan Kutatku Bilig mesnevisi. Bakın tam da bu geçiş döneminde yazılıyor. E, hani vardı ya Kutatku Bilig, Divan-ı Türk, Atabetül Akayik, Divan-ı o dönemde yazılıyor. Şimdi Hamse 5 demek Arapçada. Aynı şairin beş, nevis, beş mesnevisini toplayarak oluşturduğu eseri biz hamse diyoruz. Türk Edebiyatı'ndaki ilk hamse sahibi sanatçı Alişir Nevai. Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi, Lami Çelebi, Hamdullah Hamdi ve Nergisi de yine diğer beş mesneviye sahip olan hamse sahibi diğer şairler. Şimdi Türk edebiyatındaki belli başlı mesleklere baktığımızda burası da yine önemli. Edebiyat sınavlarında ve üniversite sınavlarında buradan çok çıkıyor. Yunus Emre'nin Risaleti Nüsiyesi, Gülşehri'nin Mantıkut Tayrı bu bir çeviresi aslında, Aşık Paşa'nın Garipnamesi, Ahmedi'nin İskendernamesi, Süleyman Çelebi'nin Vesület-i Necat'ı yani bu halk arasında Mevlüt diye bildiğimiz Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan bir şiir. Şeyhi'nin Harnamesi ve Hüsrev-i Şirin'i, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Bengü ve Badesi, Nabi'nin Hayriye ve Hayrabatı, Şeyh Kalbin Hüsnü Aşkı önemli mesneviler arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi artık ne yaptık? Bakın destandan halk hikaye, Dede Korkut'a, Dede Korkut'tan halk hikayeleri ve meslemiye geçtik. Ardından da şimdi Tanzimat dönemindeyiz. Türk Edebiyatı batılı anlamdaki hikaye ile Tanzimat döneminde tanışıyor. Tanzimat birinci dönemde romantizmden etkilenilmiş hikayeler var. Yani böyle duygular katılıyor eseri. Olaylar günlük hayattan ve tarihten alınıyor meddah geleneği var. Duygusal ve acıklı konular üzerine kuruluyor. Ahmet Mithat Efendi ilk hikayeler olan Letayfi rivayatı yazacak. Ve Emin Nihat da Müsameretname denen eseri yazacak. İkinci dönemde ise artık realizm yani gerçekçilik ve naturalizm. Gerçeğin çirkin yönü, deney, soya çekimli hikayelere girecek. Konular yine günlük hayattan batı tarzına daha yakınlaşılıyor. Batı tarzı ne demek hocam? Şimdi romantik hikayeler böyle hep iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Ama realist ve naturalist hikayelerde gerçekçi bir son var. Batı tarzına daha yakın yani. Bireysel duyarlılıklar yansılıyor. Küçük şeylerle Sami Paşazade Sezai, yine Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem önemli eserler verecekler. Şimdi Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letayfi Rivayet adlı hikayeler Türk Edebiyatı'ndaki ilk yerli hikayeler. Yine Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şehir adlı kitabındaki hikayelerde Batı tekniğine uygun başarılı hikaye örnekleri. Bu ikisi önemli. Ahmet Mithat Efendi'nin letaifi rivayatı ve kısadan hissesi. Buraya yine yüzde yüz işaretini koymak istiyorum. Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeyleri. Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeyleri. Bunun içindeki pandomime mesela üniversite sınavında sorulmuştu. Nabizade Nazım'ın Yadigarlarım adlı hikayesi. Recaizade Mahmut Ekrem'in Muhsin Bey yahut şairin hazin bir neticesi gibi hikayeleri bilinmesi lazım. Hangileri en önemli derseniz şunlar arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi, letaifi rivayat, Sami Paşazade Sezai küçük şeyleri söyleyebiliriz. Ee, evet. Şimdi gelelim Sert dönemli döneminde hikayeye. Bak şimdi ne oldu? Buradan Tanzimat'tan Sert geçtik. Burada hikaye çok daha kaliteli hale gelecek. Sanat için sanat görüşünde Mopasan tarzı olay hikayeleri yazılacak. Teknik yönden gelişmiş sanat değeri artacak. Aşk, aile, evlilik, merhamet gibi temalar işlenecek. Romana göre daha yalın bir dil kullanacak ve Anadolu'ya açılma söz konusu. Halil Ziya Şaklıgil, hani Aşkı Memnun'un yazarı, Mehmet Rauf, Eylül psikolojik romanının yazarı, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya'nın hikayelerini görebiliyoruz. Burada sertifinin önemli bir önemli örneklerine baktığımızda Halizi Yavşaklıgil'in Bir Muhtıra'nın Son Yapraklar adlı hikayesi, Solgun Demet adlı hikayesi, Mehmet Rauf'un yine Son Emel adlı hikayesi, Hüseyin Cahit Yalçın'ın Belki Hayatı Muhayyeli, Ahmet Hikmet Üftüoğlu'nun yine Haristan ve Gülistan'ı, Ahmet Rasim'in yani daha çok gazeteciliğiyle tanınıyor, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yine Kadınlar Vaizi, Katil Buse gibi eserlerini bilmemiz gerekebilir. Milli edebiyat dönemine geldiğimizde fecrat döneminde hikaye biraz zayıflıyor. Milli edebiyat dönemine geldiğimizde gerçek hikayelerle karşılaşıyoruz. Yani sizin okuduğunuz o Ömer Seyfettin'in, Refik Halit Karay'ın, Halide Edip Adıvar'ın hikayeleri işte tam da bu dönemlerde yazılacak. Yakup Kadri'nin, Reşat Nuri'nin hikayeleri. Şimdi milliyetçilik ve türkçülük akımları var. Bu bir. Sade dil var. Bu iki. Yerli ve milli kaynaklara dönme düşüncesi benimseniyor. Bu üç. Konular tarihten ve günlük hayattan seçiliyor. Kurtuluş Savaşı, memleket gerçekleri ve yerli hayat anlatılıyor. Gözlemci gerçekçi anlayışa bağlı kalınıyor. Şimdi burada Ömer Seyfettin Mopasant tarzı olay hikayeleri yazacak ve milliyetçi temaları işleyecek. Refik Halit Kara yine gurbet konulu hikayeler yazacak. Halde adı var Kurtuluş Savaşı'ndan da bahsedecek. Burada Ömer Seyfettin'in mesela ee, hangisini söyleyebiliriz? E, diyelim ki Falaka hikayesi veyahut da işte ee, hangisini? Bütün hikayelerini okudum ben. Hepsi çok güzel. Mutlaka sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. Yüksek Ökçeler mesela çok komiktir. Mutlaka okuyun. Hep beklenmedik bir sonla biter. Halde edip adı Yine Harap Mabetler adlı eseri. Yakup Kadri'nin Milli Savaş Hikayeleri. Reşat Nuri'nin yine aynı şekilde Tanrı Misafiri Hikayesi. Ahmet Hikmet Üftüoğlu'nun Çağlayanları ve Memnun Şevket Esendal'ın yazdığı durum hikayeleri. Bak bunlar daha çok durum hikayeleri. Olaydan ziyade durum anlatan hikayeler. Burada da otlakçı mendil altında çok değerli hikayeler arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim filmsiye. Filmsi zaten lokum gibi bir konu. Ne yapıyorduk? Önce yüklemi bul. Geriye kalanlardan olumsuzluk iki alanlara dikkat et. Bakalım. Keman çalmayı öğrenmek istiyor. Yüklemimiz istiyor. Geriye kalanlardan mame iki alanlara bakıyorum. Çalmayı çalmamayı öğrenmek öğreneme. İki tane filmsi var. Çalışan öğrenciler sınavı kazanır. Yüklemi bul. Geriye kalanlardan mameyeki alana bak. Çalışan, çalışmayan. Bunlar almıyor. Okula yürüyerek gidiyor. Gidiyor, yüklemi bulduk. Geriye kalanlardan mameyeki alanlara bak. Okul olmaz. Yürüyerek, yürümeyerek. Yürüyerek, yürümeyerek. Çalışan, çalışmayan. Öğrenmek, öğrenmemek. Çalmayı, çalmamayı fiilimsi. Filmselerin demek en önemli özelliği mame ile olumsuz yapılabilmesi. Ama isim fiiller mayışmak eki alıyor. Okumayı, okumamayı. Ma eki. Ve sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş eki alıyor. Okuyan, okumayan kişiler konuşan konuşmayan öğrenciler. Zarf fiiller ise ıp, arak, ınca, madan, ken, alı, dıkça gibi farklı farklı ekler olur. Zarf fiiller daha çok yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorusunun cevabı. Okuyup geri verdi. Okuyup okumayım. Ölesiye çalışıyor. Gelince beni ararsın. Burada eğer nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum bildiriyor. Nasıl çalışıyor ölesiye. Eğer ne zaman sorusuna cevap veriyorsa da zaman bildiriyor. Ne zaman ararsın gelince. Şimdi İsim fiillerde, sıfat fiillerde kalıcı isim haline gelebiliyor. Dolma, dolmama diyemezsin artık. Ekmek, görüş, danışma, dondurma bunlar artık kalıplaşmış. Veya sıfat fiillerde dolmuş, giyecek, döner, çağlayan, işte yazar bunlar artık kalıplaşmış. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Şurası önemli. Sıfat fiiller adlaşmış sıfat olabilir. Konuşan öğrenciler derseniz burada bir sıfat anlaması var. Ama konuşanlar derseniz burada artık bir sıfat anlaması yok. Sadece adlaşmış sıfat fiil var. Şimdi üçüncü üniteye geldik. Burada e, şunu biliyoruz lazım. Diyeceksiniz hocam çok hızlı gittiniz. Filmsi tam anladığımıza emin değiliz. Yok bakın hemen bulalım bir tane. Açalım şuradan bir cümle. Bir dakika. Hiç endişelenmemize gerek yok. Bir cümle verin bana hemen. Mesela sizlerle beraber yapalım. Şu cümledeki hemen söylüyorum. Ee, bir dakika buradaki cümleler de çok kısaymış. Şuradan bir cümle bulalım. Evet şu anda trollenmiş durumdayız Tabii ki hoca olarak. Hiç endişelenmeyin. Evet tamam şuradan. Ya bir tane boş. Hep bütün sayfaları da ben ya. Allah Allah kendi kendime ha. Bakalım. Mesela şu cümleye bakalım. Bugünkü roman ve öykünü yerini tutan eserler bu nazım şekli yazılmıştır. Hoca size filmsi bulun dedi ya. Taktiğimiz neydi? Öncelikle bul Geriye kalanlardan mame bak. Bulalım. Yazılmıştır yüklemimiz. Tamam. Geriye kalanlardan mame ki. Bugünkü roman ve öykünü yerini tutan tutmayan eserler bu nazım şekli. Bitti bu kadar. Bu kadar. Söylediğimiz gerçek yani. Şimdi gelelim Üçüncü ünitemiz şiire. Burada da isim tanımlamalarını göreceğiz ve tabii ki şiirle alakalı önemli bilgiler edineceğiz. Şimdi İslamiyet'in önce, kabulünden önceki Türk şiirine baktığımızda yani şu dönemdeki şiire baktığımızda, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı şiire baktığımızda birincisi bazı kavramlar var. Bunu bilmemiz lazım. Sığır dediğimiz kavram ezgiler ve oyunlar eşliğinde topluca çıkılan kutsal yaban öküzü sürek avına verilen isim. Oyunlu ve ezgili törenlere kutsal sığırın kurban edilerek hep birlikte yenildiği ziyafete şölen toy deniyor sevilen ve sayılan kişilerin vefatından sonra düzenlenen cenaze törenine yu deniyor. O zaman diyelim ki ziyafet şölen av sır cenaze töreni yu. Kopuz bir müzik aleti günümüzdeki bağlamanın yerinde. Şaman'da şiir söyleyen kişi esasında. Baksı, kam, ozan ya da oyun adını alabiliyor. Hem hakim, yargıç, hem doktor, hem müzisyen, hem din adamı, hem danışman, hem şair olarak bilinen ve joker yani adam. Kopuz'da şiir söyleyen kişi. Sav'da kısa ve özü sözler. Atasözlerini yanı tutuyor. İslamiyet öncesi Türk şiirinin genel özelliklerine baktığımızda sığır, şölen, yu adı verilen törenlerden doğuyor. Şaman, kan, ozan, oynadı verilen sanatçılarca söyleniyor. Kopuz eşliğinde dile getiriliyor. Nazım birimi dörtlük. Yani şiirler böyle. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, dört gidiyor. Milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılacak parmak hesabı. Doğa, aşk, kahramanlık, at sevgisi, ölüm en çok işlenen temalar. Ve Koşuk, sagu bu türler. Şimdi koşuk bildiğimiz şiir. Burada Sığır şölen törenlerinde söylenen aşk, dua ve yiğitlik konulu şiirler. Halk şiirinde bunlara koşma diyeceğiz, divan şiirinde gazel diyeceğiz. Nazım birimi dörtlük, dört dört gidiyor. Yedili sekizi veya on bir ölçüsü kullanılacak. Kafiye düzeni A, A, B, C, 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 B, D, 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 B diye gidiyor. Sagu ise Yu adı verilen cenaze törenlerinde söylenen yaz şiirleri. Yine Nazım birimi dörtlük, yedili ölçüsü var. Kafiye düzeni koşkili aynı. Halk şiirinde ağıt, divan şiirinde ise Mersiye adını alıyor. Destanlar ise bir ulusun hayatını yakından ilgilendiren uz, ilgilendiren Olayları anlatan uzun şiirler. Koşuğa benziyor biçim bakımından. Dörtlük sayısı sınırsız çünkü uzun. Genellikle 11 lece ölçüsü kullanılıyor. Destanlar sonradan işte halk hikayeleri, mesneviler, roman hikayeler diye değişir. Şimdi gelelim geçiş dönemi eserlerine. Geçiş dönemindeki eserler yani şu dönemdeyiz arkadaşlar. Şu dönemdeki eserlere baktığımızda Hakaniye Türkçesi ile Karanlı Türkçesi ile yazılıyor. Hocam burada siz ee, yeşil kalemi neden tercih ettiniz? Çünkü artık İslamiyet etkisindeyiz. Didaktik nitelikten temel amacı Türklere İslamiyet'in güzelliklerini öğretmek. Biliyorsunuz 751 Talas Savaşı'nda bizler Abbasilere yardım ediyoruz Çinleri yenmesi konusunda ve sonrasında İslamiyet'le tanışıyoruz. İslam öncesiyle İslam sonrasının özellikleri iç içe Arap ve Fars edebiyatından yeni nazım şekilleri alınacak. Aruz ölçüsüyle beyit nazım birimi de kullanılmaya başlanacak. Şimdi geçiş dönem eserlerine baktığımızda Kutadgu Bilig çok çok önemli. Buraya bir yıldız koyuyorum. Yusuf Asacip yazıyor. Didaktik, alegorik bir eser. Dünya ve ahiret saadeti için yani mutluluğu için yapılması gerekenler anlatılıyor. Aruz ölçüsünün ve mesnevi nazım biçiminin kullanıldığı ilk eser. Yani aruza yazılan ilk eserimiz Kutadgu Bilig. İlk mesnevimiz Kutadgu Bilig. Aynı zamanda ilk siyasetnamemiz, ilk nasihatnamemiz ve ilk pennamemiz. Yani bu tarz öğüt veren bir eser. Divan-ı lügat Türkiye'ye baktığımızda ise Kaşgarlı Mahmut yazıyor. Araplara Türkçe öğretmek için Türkçe kelimelerin Arapça karşılıkları anlatılıyor. Ve içerisinde koşuk, sagu, sav, destan örnekleri var. Yani şu döneme ait hani var dedi ki koşuklar, savlar, sagular onu buradan öğreniyoruz işte. Kutadgu Bilig'in yazıldığı dönemden öğreniyoruz. Daha doğrusu Divan-ı Lugat Türk'ün içinden öğreniyoruz. Türkçenin ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabı, ilk edebiyat antolojisi ve ilk Türk dünyası ansiklopedisi. Buraya da yine Kutadgu Bilig iki yıldızsa Divan-ı Lugat Türk'te en az bir yıldız eder. Atabetül hatta bu da iki yıldız verelim. Bu da çok önemli çünkü. Atabetül Akay ve Divan Hikmet birer yıldız. Bunu kabul edelim. Şimdi Atabetül Akay gerçeklerin eşiği demek. Edip Ahmet Yüklü'nün iki tarafından yazılıyor. Dini ahlaki öğüt veren bir eser. Bilginin faydası, cahilliğin zararları, iyilik, kötülük, cimrilik gibi huylar anlatılıyor. İslam inancı anlatılıyor bu kitapta. Ve bazen beyitler bazen dörtlükler var. Divan Hikmet ise Türk tasavvufunun kurucusu ilk mutasavvuf yani tasavvufçu Ahmet Yesevi tarafından yazılıyor. Bakın eserlerin yazılış tarihine bir daha bakın. 1069 11. yüzyıl, 1074 11. yüzyıl, 12. yüzyıl ve 12. yüzyıl. Şimdi dervişlik adabını öğretmek için yazılıyor. Allah aşkı, peygamber sevgisi var. Öğrencileri tarafından toplanarak kitap haline getiriliyor. Dini tasavvuf halk edebiyatının da ilk örneği. Yani Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaş Veli'lerin, Pir Sultan Abdallar'ın hocası Ahmet Yesevi. Şimdi Kutatku birlikteki sembol kişilerle temsil ettikleri değerler önemli. Bu da üniversite sınavında çıktığı için buraya da bir yüzde koyuyorum. Şuraya ise yüzde bin koyuyorum arkadaşlar. Niye yüzde bin koyuyorsunuz hocam? Matematikten mi anlamıyorsunuz? Evet anlamıyorum ama bildiğim bir şey varsa bunu size sınavda soracaklar. Üniversite sınavında da yazılarınızda da. Şimdi Kutatku Birlik'teki sembolik kişilerden Kün Toğdu hükümdar görevinde ama esasında adaleti temsil ediyor. Ait olduğu vezir görevinde ama esasında mutluluğu temsil ediyor. Ögdülmüş bilge vezirin oğlu ama esasında akıl ve anlayış temsil ediyor. Odgırmış derviş vezirin kardeşi akıbeti, kanaati, hayatın sonunu temsil ediyor. Gelelim halk şiirine. Şimdi geçiş döneminden halk edebiyattaki şiire geldik. İslamiyet öncesi sözlü dönem şiirinin devamı niteliğinde. Yani şu dönemin devamı gibi. Hani burada koşuklar var diye burada da koşmaları göreceğiz. Halka hitap ediliyor. E, halk şiiri. Halkın konuştuğu dil. E, halk şiiri. Aşk, ayrılık, özlem, doğa, ölüm, yiğitlik temaları. E, halk şiiri. Somut bir anlatım. Hece ölçüsü, milli ölçümüz. Dörtlük nazım birimi. Dört dört gidecek böyle. Koşu, koşmalar, semayiler, varsağılar, desanlar hep dört dört. Genellikle saz eşliğinde belli bir ezgiyle söylenecek. Ve şiirler Cönk adı verilen defterlerde toplanacak. Şimdi halk şerin azım şekillerine baktığımızda dini tasavvuf halk şerinde ilahi nefes nutuk devriye şatiye, anonim halk şiirinde mani türkü ağıt dinli destan, aşık tarzı halk şiirinde koşma, güzellemeler, koçaklamalar, taşlamalar ve ağıtları görüyoruz. Ağıtı da şöyle bir tabut resmi çizelim tekrar iyice aklımıza kalsın. Burada semainin sekizli, varsağının içinde brebeheyler olduğunu, ve destanların da en uzun nazım biçimi olduğunu birazdan detaylı bir şekilde anlatacağız. O zaman devam edelim. Şimdi dini tasavvuf halk şiirine baktığımızda bir kere buraya hemen şöyle güzel bir cami resmini bir kez daha çiziyorum. Hop 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 tamam. Camimizi çizdik. Hatta iki minareli olsun, daha güzel olsun camimiz. Tamam. Şimdi Allah sevgisi işlenecek. Hem hece maruz var. Birazcık İslamiyet etkisiyle Arapça Farsça'dan alınacak. Heceyle yazılanlar dörtlüklerden oluşuyor. Ee, ve burada ilahiden bahsediyorum ve kafi örgüsü bu şekilde divan edebiyatında tevhid ve münacat yani Allah'ın birliğini ve Allah'a yalvarışı anlatan şeyler. ilahi bu. İl Bakın bu üniversite çıkmış. Yüzde yüz size de hocanız soracak. İlahiye Ahmet Yesevi'nin takipçileri hikmet adını veriyor. Hatta kitabına da divan hikmetti. Mevleviler ayin, bektaşiler nefes, aleviler deme, gülşeniler tapu, halvetiler durak, diğerleri de cumhur ya da ilahi diyor. Nefese baktığımızda Alevi Bektaşi şairlerinde cemlerde söylenen şiirler. Genelde Allah'ın tek olduğu yani hepimizin Allah'ın bir parçası olduğumuz vahdeti vücut inancı evet. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali anlatılıyor. Dörtlük sayısı üç yedi. kafi örgüsü xa xa ab ab aruzada yazılabiliyor. Nutuk tarikat adabını öğreten şiirler yani nutuk görüyorsun. Beslenmek amaçlıysa nefes okunacaksa nutuk adını veriyor. Yani mürşitlerin söylediği manzum sözler, irşat eden yani hocanın söylediği ben size mesela nutuk çekiyorum. Arkadaşlar tarikata hoş geldiniz. Burada sizlere bunu anlatıyorum gibi. Devri ise Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Yani devir kuramı anlatılıyor. Yaratılışın başlangıcı ve sonu gibi konular işleniyor. Zor konular. Şatiyeye baktığımızda tasavvuf konuları alaycı dille anlatıyormuş gibi duruyor. Ama esasında derin bir Allah sevgisi yatıyor. Kaygısız, abdal şatiyeleriyle tanıyor. Anonim halk şeyine baktığımızda burada şöyle yapıyorum. Soru işareti. Niye hocam? Çünkü söyleyenleri belli değil. Mani kim yazdı belli değil. Türk'ü, Ağıtı'nın, Nides'ten'in kim yazdı belli değil. Mani yedilece ölçüyle oluşuyor ve tek dört oluşuyor. Yani şöyle bir... 2, 3, 4. Bitti bu kadar. Kafiye düzeni A, A, İlk iki dize hazırlık. So asıl ileti son iki dizede. Bahçelerde gül gerek. Güllere bülbül gerek. Benceleyin kula senin gibi yar gerek. Yani bak bahçelerde gül gerek, güllere bülbül gerek. Ne anlatıyorsun hocam dediniz. Delirdiniz mi? İlk iki dize doldurma. Son esas dizeyi de son iki dizede esas söylemek istediğimi söyledim. Aşk, dua, ayrılık var. Hani böyle sakızların içinden çıkar ya dört, dört tane okursunuz böyle hani çiğnerken şeker sakız. Onun içindekiler işte mani. Ezgi söyleniyor. Düz mani 4 hizeden oluşuyor. 7 derece ölçüsü var. Kesik mani 4-5 hizeden oluşuyor ve cinaslı kafiye kullanılıyor. Yedekli mani de 4-5 hizeden fazla cinaslı kafiye yok. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye önemli. Bakın burada maninin yanına bir %100 koyuyorum. Bir de Türk'ün yanına bir %100 koyuyorum. Bunu hocalar çok severler. Halkın duygu ve düşüncelerini yaşayışına yansıtacak. Aşk, ayrılık, özlem, gurbet, ölüm gibi temalar işlenecek. Ezgiyle söylenecek. Ve tabii ki asıl sözlerin yer aldığı bölüme bent, nakaratlara yani bendin sonunda tekrarlanan bölümleri ise bağlama kavuştak diyeceğiz. Ağıt ölen kişilerin ardından söyleniyor. Sözlü dönemde İslamiyet öncesinde Sagu, divan Edebiyat'ta Mersi'ye adını alacak. Burada Sagu, burada Mersi'ye. Ninniler ise çocukları uyutmak için söyleniyor. Özel bir ezgisi var, belli bir konusu yok. Destanlarda halk şiirinin en uzun nazım şekli, dörtlük sayısı sınırsız, kahramanlık, savaş, göç, deprem ve benzeri konular işliyor. Aşık tarzı halk şiirine geldiğimizde ise bu sefer bir şöyle bir saz çiziyorum. Tamam mı? Hop hop hop. Sonra da bir aşık çizmeye çalışıyorum. İnşallah çizebilirim. Şöyle bıyıklar koyalım. Evet şöyle kaşlar biraz sinirli dursun. Eliyle şöyle bağlasın. Hop hop. Evet gerçekten çizemedi hoca. Ve bakalım çizemedi. Şöyle bağdaş kursun. Tamam. Aşık da bu. Aşk, sevgi, güzellik ve doğa güzellik konular işlenecek. 11 ile kullanılacak. Genellikle semayiler falan 8'li. Ee, ha pardon. Burada koşmayı anlatıyormuşuz. Koşma arkadaşlar. Aşk, sevgi, güzellik ve doğa güzelliği konular işleyecek. 3-5-4'ten oluşacak ve 11 lece üstü yalnız oluyor. bakın. Koşma 11'li. Ben burada şu giren giriş yaptı Koşma semai varsa başlık alta gelince ben de tabii ki bir anda heyecanlandım. Kafi örgüsü X-A, A-B-A-B, b, 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 b a C, C, C A şeklinde gidebiliyor. İslamiyet öncesi edebiyatta koşuk, divan edebiyatında da gazel. O zaman şuraya dikkat edin. Burası sınavda gelebileceği için yapıyorum bir kere. Destan, Dede Korkut, Mesnevi Halk Hikayeleri demiştik. Şimdi bunu da morla yapalım. Şöyle. Koşuk, ee, koşma Ve ee, burada da neydi ee, Gazel Tamam Şuna da başka bir renk yapalım Sagu ee, Ağıt Divan edebiyatta da Mersiye adını alsın Gördünüz mü Kopuz bağlama diye gidecek mesela Şimdi Devam ediyorum Koşmanın türleri var konularına göre Eğer aşksa konusu güzelleme Burada karaca olanı görüyoruz. Böyle karaca bir olan esmer böyle. Güzel şiirler yazıyor böyle. Evet arkadaşlar sevgi, aşk. Koçaklamaya baktığımızda yiğitlik kahramanlık konuları var. En önemli temsilcileri Köroğlu ve Dadaloğlu. Bak isme bak Köroğlu, Dadaloğlu. Senin ismi ne karaca olan? Aa sen güzelleme aşk sevgi. Sen Köroğlu, oğlu koçaklama. Taşlamaya baktığımızda ise insanın veya toplumun eksiklerini eleştiriyor. Divan şiirinde hiciv var burada. En önemli temsilcilerine, temsilcilerine baktığımızda Seyrani bak sıyırmış Seyre ya da Bayburtlu Zihni. Zihni gitmiş yani sıyırmış Seyrani Bayburtlu Zihni. Köroğlu, Dadaloğlu, Karacaoğlan bu tarz aklınızda tutabilirsiniz. Ağıtta vefat eden kişinin ardından duyulan şiirler buraya yine üşenmeden tabutu çiziyorum. Geldik Semai. Semai adı üzerine S Se, yani sekizli hece ölçüsüyle yazılıyor. Daha çok sevgi, aşk, doğa, güzellik konuları var. Kafiye düzeni koşmaya benziyor. 8'li. Semai 8'li. 3 5 4'ten oluşuyor. Aruza'da yazılabiliyor. Varsa da 8'li. Farkı ne hocam? Aman bre be hey be hey gibi sözler var. Yiğitçe mertçe bir söyleyiş var. Ve 3 5 4'ten oluşuyor. Destana baktığımızda genelde 11'li. Dörtlük sayısında sınır yok. En önemli özelliği en uzun nazım şekli olması halk edebiyatında. Ve kahramanlık, savaş, göç gibi konular işleniyor. Geldik divan şiirine. Şimdi artık buradayız. Tamam mı? Divan şiirinde öncelikle şunu iyi bilmemiz lazım. Eğitimle yüksek zümre hitap ediyor. Arapça, Farsça sözcüklerle dolu ağır bir dil kullanılacak. Duygu ve düşünceler kalıplaşmış benzetmeler olan mazmunlarla verilecek. Parça güzelliği anlaşı benim sence. Yani diyelim ki şu bir şiir ya. Diyelim ki ilk beyti, ikinci beyti, üçüncü beyti, dördüncü beyti. Hepsinin bütününü güzel değil de sadece şu iki dize bile güzel olsa yeter onlar için. En güzel beyte ulaşmaya çalışıyorlar. En güzel mısraya ulaşmaya çalışıyorlar. En çok kullanılan lazım birimi beyt. Aruz ölçüsüyle yazılacak divan edebiyatına hep Arap ve İran edebiyatından türler gelecek ama şarkı gibi, tuyu gibi bizim edebiyatımıza kazandırdığımız türler de var. Şiirler başlık yerine nazım, şekil ve türlerine göre adlandırılacak. Bir şair başka bir şairden etkilenerek aynı ölçü ve kafiyle yazdığı şiirlere de nazire deniyor. Nazirecilik geleneği var. Yani Fuzuli bir şey yazıyor, ona işte başka bir şair ona benzeyerek onun gibi şiir yazabiliyor. Şairlerin şiirlerini topladığı eserlere de divan deniyor. Halk edebiyatından ne diyorduk? Cönk demiştik. Şimdi divan şiir nazım şekillerine baktığımızda gazeller, kasideler, mesneviler hep böyle beyitlerle oluşuyor. Nazım birimi dörtlük olanlar ise bunlar. Mesela dört dört gidecek burada. rubayı, tuyu, şarkı, murabba, terbi dört dört gidecek. Bunlar ise musammatlar. Terki bentler ve tercih bentler var. Burada bentlerle oluşuyor. Böyle gidiyor, 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 gidiyor. Sonra bir vasıta beyti var. Sonra gidiyor, 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 gidiyor. Bu şekilde. Bunlar beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu, onlu olabiliyor. Aralarındaki farkı şimdi sizlere göstereceğiz. Şimdi öncelikle gazele bakalım. Gazel ustalık şiiri. Tamam Hatta şöyle bir daha göstereyim şurada. Gazel, kaside ve mesleğin arasındaki fark önemli çünkü. Şimdi gazel 5 ya da 15 beyitten olacak. Şöyle beyitleri çizdim. Tamam mı? Kaside 33.99'dan olacak. Yine aruzun biraz daha uzun kalıplarıyla yazılıyor. Burada daha çok şey yapıyorum. Bak şöyle üç nokta koyuyorum. Yani çok devam ediyor demek istiyorum burada. Kaside demek ki gazelden daha uzun. E, ee, mesleğin ise aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F diye gidecek. Burada ise sınırsız işaret koyuyorum. Sınırsız mesnevi. Şimdi gazel ustalık şiiri olduğu için onu böyle süslü yazıyorum. Kaside belli bir kasıt yazılıyor. Kaside. Mesnevi ise günümüzdeki romanı yerini tutuyor. Mesnevi. Tamam. Şimdi bakın. Bu A, A, B, A, C, A diye gidecek. D, A diye gidecek. E, A diye gidecek. Bu ise yine A, A. hocam aradaki fark ne? Ben nasıl anlayacağım hocam aradaki farkı? Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Şimdi bu 5-15 beyitten oluşuyor. Bu ise 33-99 beyitten oluşuyor. Ve bazen kasilerin içinde gazel olabildiği için bir anda içeride bir AA görebiliyorsunuz. Bu bir. Mesnevi ise AA, BB, CC, DD, EE, FF diye gidiyor. Sınırsız beyitten oluşuyor. Ve aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Kaside belli bir kaside yazılacak. Gazel ustalık şiiri. Mesnevi ise hikaye ve romanın yerine geçen şey. Gazelde de kaside ilk beyt kendi içinde uyaklı olduğu için başla yani matla diyoruz. Bak her ikisine burada matla diyoruz. Burada da her ikisine son beyitlerine makta yani nokta diyoruz. Tabi burada son beyit bu olamaz. Çünkü bayağı bayağı bir gittikten sonra son beyit gelecek burada. Makta diyoruz. Ve burada şu da önemli. Nasıl anlayacağız hocam? Burada işte nabi, nefi falan kelimesini görünce anlayabileceksiniz. Şimdi gelin isterseniz bu kadar kolay olan bir şey. Bir de burada detaylı bir şekilde gösterelim. Gazel aşk kadın şarap konulu şiirler. aruz ölçüsü var. Beyit sayısı 5-15 arasında. Kafi örgüsü a a x Son beyitli şairi mağazası geçer. Halk şiirine koşmanın yanına geliyor. Bak Şair adını koyuyorum mesela şöyle nef diye. Gördünüz mü? A, A, B, A, C, A, matla. ben yani şunu anlattım burada. Bu kadar iki saat bunu anlattım. Eğer aşk anlatıyorsa aşkane gazel. Hayata karşı kayıtsızlık zevki anlatıyorsa rindane gazel. Kadın ve aşk anlatıyorsa şuhane gazel. Ahlakla ilgili hikmetli sözler söylüyorsa hikemi gazel. İlk beyt matla. E yazdık hocam. Son beyt makta. E bunu yazdık hocam. Hüsnü matla matladan hemen sonraki beyt. Hüsnü matla da matladan bir önceki beyt. Yani burası Hüsnü matla. Burası Hüsnü matla. Mahlas beyit şairin mahlasının bulunduğu beyit. O zaman burada nefi mahlas beyit oluyor. Mahlas beyit. Beytül gazel, gazelin en güzel beyti. Herhangi bir yerinde bulunabilir. Yani bence en güzel beyti bu diyorsun, bu oluyor. Onu kimse bilemez. Yek ahen gazel, tüm beytleri aynı konu işleyen gazel. Yek avaz da her beyti aynı güzellikte olan gazel. Yani tüm beytleri aynı konu işliyorsa yek ahenk bütün beytler aynı güzellikte yazılıysa yek avaz gazel oluyor. Geldik kaside. Şimdi kaside neydi? Buydu. Buna benziyordu ama 33.99'du kafiye düzeni benziyor. Şimdi belli bir kasıtla yazılıyor. Din veya devlet büyüklerini övmek yermek amacıyla. Amaç kasıt yani. Aruz ölçüsü var yine. 33 arasında kafiye örgüsü gazelle aynı. Son beytte şairin mahlası geçer. Evet kafiye örgüsü aynı. 33 -99. burada şairin adı geçebilir. Sonda yine mesela diyelim ki nefi yazalım. Tamam. Kasidenin bölümleri var. Giriş bölüm var. Önce böyle bir tasvirler yapılabiliyor. Sonra girizgah, övgüye geçiliyor. Sonra metiye, esas ölecek kişi mesela parça iyice övülmeye başlanıyor. Tegazül kasetinin içindeki gazel bölüm. Yani onu da şuradan anlayabiliriz. A, B, A, C, A diye giderken bir anda yeniden A, geldiyse A diyorsun. Yani yeniden bir gazel koymuş içeriye. Anlatabildim mi? Fahriye şair kendisini övüyor. Dua da övülen kişiye dua edilen bölüm. Tevhid teklikten hatırlayın Allah'ın birliği. Münacat Allah'a yalvarmak. Naat peygamberimize övgü. Hicviye yermek. Metiye bir kişinin övülmesi, Fahriye şairin kendini övmesi. Matla kasidenin ilk beyti, Makta kasidenin son beyti. Beytül Kasit kasidenin en güzel beyti, Taç beyti de şairin mahlasının bulunduğu beyt. Matla, Makta şairin mahlası varsa burası da Taç beyt olmuş oluyor. Şuraya yazıyorum. Taç beyt. Geldik buraya. Mes <laughs> baktığımızda evet, bir yudum çay içelim artık değil mi? 30 dakika olmuş. Ama az kaldı bitiyor arkadaşlar. Çayımız da gerçekten buz gibi oldu. Çok güzel. Şimdi Mesnevi'ye baktığımızda divan şiirinin en uzun nazım şekli. Her beyti kendi arasında kafiyeli. Bakalım doğru mu? Hı 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 hı. Evet kendi bu. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Bakalım doğru mu? Uzun uzun kısa. Evet doğru. Beyt sayısında sınır yok. Bakalım doğru mu? Evet sınırsız işaretini koymuşuz. Kıta önemli değil. Hayat görüşü, nükte, hikmet, yergi ve benzeri konular işlenecek. En az iki beytten oluşuyor. Fıt 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 fıt. Beytler arasında anlam birliği var. Mahlassız yazarın adı yok gördüğünüz gibi şairin. İksa, İksa diye kafiyelerinde bitti gitti. Müstezat ise gazelin her dizesine kısa bir dize eklenmesiyle oluşturuluyor. Kısa dizeleri ziyade deniyor. Yani şöyle bak A, A, B, A diye gidiyordu ya. Şuralarda böyle kısa dizeler var. Bu kısa dizeleri çektiğin zaman şunları çektiğin zaman şu morları şu morlar ziyade adı verilen kısa dizeler. Bunu çektiğin zaman ortaya A, A, B, A, C, A diye bir gazel çıkıyor yani. Modifiye gazel diyebiliriz. Şimdi geldik nazım birimi dörtlük olan nazım şekillerine. Burada şunu bilmemiz lazım. Şarkı biz kazandırık edebiyatımıza. Tuyu divan edebiyatına biz kazandırık. Yani Türkler kazandırıyor. Rubai, murabba ise dışarıdan geliyor. Şimdi şarkı 2-5 bentten oluşuyor. İşte e, her bendin üçüncü dizesine miyan, her bendin sonra tekrarlanan dizelere nakarat diyoruz ve aşk, sevgili, eğlence konuları var. E, Rubayı ise tek önemli özelliği söylüyorum tek dörtten oluşuyor. Yani şöyle bir şey. Bir, iki, üç, dört. Yani halk edebiyatındaki maniye benziyor. A A X A D özelliğini o edili ecelsil yazıyordu. fındık. Küçük bir ay çok tatlı. Ama rubayi sert. Felsefi görüşler, ölüm ve benzeri konular işleniyor. Genelde de mahlas bulunmuyor. Tuyu tek dörtten oluşuyor. Yani Türk iş rubayi. Anlatabildim Türklerin bulduğu, Bizim bulduğumuz rubayi. Yine felsefi görüş, ölüm konuları var. Yine kahve düzeni A A E hocam ne anladım ben? Aynısı niye buna bir daha yaptık ki biz böyle bir şey? Burada aruzun sadece bu kalıbı. Yani failatin, failatin, failin kalıbı kullanılıyor. İşte burada aruzun 24 farklı kalıbıyla yazılabiliyor. Murabba, yine Arapların bulduğu bir şey. 3-7 bentten oluşuyor. A-A-B-A, a, a a a, 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 a B-B-B-A, C-C-C-A diye gidebiliyor. Daha çok öğretici ve eleştiriler konuları tercih ediliyor. Ağır bir dili var. Musammatlarda terkibentler var. Burada terkibentlerde sosyal konuların işlendiğini bilmeniz lazım. Her bendine terkiphane bunun da her bendine tercihane deniyor. Terkibent, terkipane, terciben tercihane. Burada önemli olan şu, vasıta beytleri var tamam mı? Burada da vasıta beyti var ama aralarındaki fark şu. Şimdi bak şöyle bentleri çizin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı böyle çizin bentler var. Tamam mı? Şurada diyelim ki vasıta beyti var. Şöyle dursun. Şimdi bu vasıta beyti VB yazdım. Burada da böyle gidiyor. Şurada bir vasıta beyti var. Şimdi bu vasıta beyti. Ben tabii biraz yamuk çizdim ama siz anlıyorsunuz. Şimdi burada vasıta beyti her bendin sonunda değişiyor. Bak burada vasıta beyti değişiyor. Başka bir konuya geçiyor. Burada ise vasıta beyti aynen tekrar edildiği için uzun uzun yazılıyor ve yazılması daha zor arkadaşlar. Geldik isim tanımlamalarına. Hocam oradan oraya nasıl geldiniz diyorsunuz ama olsun sıkıntı yok. Çok kolay bir konu. Bakın şimdi isim tanımlamaları şu. Diyelim ki hoca var tamam mı? Kalem var. Allah Allah hoca ve kalem. Şimdi hocanın kalemi. In, ın, ın, ı. Yani hocanın kalemi dediğimizde bu bir tanımlama oluyor. Belirtili isim tanımlaması oluyor. Kimin kalemi? Hocanın kalemi. Ne, neyin, kimin sorularıyla isim tanımlamalarını buluyoruz. Nasıl, hangi, kaç sorularıyla da sıfat tanımlamalarını buluyoruz. Ne parası, yol parası. Neyin örtüsü, masanın örtüsü. Kimin kalemi, Ali'nin kalemi. Nasıl elbise, güzel elbise, sıfat tanımlaması. Hangi kitap bu kitap? Sıfat tanımlaması. Kaç öğrenci, iki öğrenci sıfat tanımlaması. Şimdi aradaki farkı bir kez daha söylüyorum. Yani şurası önemli. Hatta şu sayfa yapalım ki daha iyi görün. Şurada göstereyim. Şunu şöyle alıyorum. Şuraya da boş sayfamızı koyalım. Gel evladım boş sayfa buraya. Bak şimdi. Buraya e, ne yazalım mesela? Sınav yazıyorum. Buraya da sınav yazıyorum. Buraya kalem yazıyorum. Buraya da kalem yazıyorum. Gözüküyor değil mi? Çok güzel. Buraya defter yazıyorum. Buraya da defter yazıyorum. Şimdi dikkatli dinleyin. Eğer e, nasıl sınav, zor sınav dersen sıfat alması. Nasıl kalem, güzel kalem dersen sıfat anlamı. Hangi defter, şu defter dersen sıfat anlamı. Ama ne sınavı? Türkçe sınavı dersen işte bu isim tanıması ve gördüğünüz gibi iyilik iki de geldi. Kimin kalemi? Ali'nin kalemi derseniz ne oldu? Bakın isim tanıması. Kimin kalemi? Ya da işte kimin defteri? Onun defteri dediğiniz zaman bunlar hep isim tanıması olmuş oluyor. Sınav, zor sınav, sıfat tanıması. Sınav, Türkçe sınavı isim tanıması. Bu kadar basit. İsim tanımaların kendi içinde türleri var. Bunu da hemen söyleyelim. Eğer isim tanıması, isim tanıması ...ınının ısıysa yani belirtiliyse... ...her ikisi kaldıysa masanın örtüsü... ...bu belirtili isim tamlaması oluyor. Tamlayan da tamlanan da kalacak. Tamlayan ve tamlanan zamir olabilir. Mesela onun örtüsü olabilir. Veyahut da işte onların birkaç olabilir. Tamlayan ve tamlanan sıfatla nitelenebilir. Güzel masanın renkli örtüsü olabilir. Tamlayan ve tamlanan kendisi birden fazla isimden oluşabilir. Tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Yani örtüsü yere düşmüştü masanın diyebilir. Yani birinci ile ikinci yer değiştirebilir. Belirtisi isim tamlamasında ise ınının ı'sı değil de sadece ı var. Masanın örtüsü değil de sadece masa örtüsü. Sıfatla nitelenebilir. Nasıl telefonu? Yeni cep telefonu. Sıfat görevinde kullanabilir. Nasıl öykü? Usta işi öykü. Bak usta işi bir belirtisi, isim tanıması kendisi bir sıfat olmuş. Zincirleme isim tanıması ise ınının ı'sının ı'sı gibi. Yani masanın örtüsünün rengi gibi. Bu kadar basit. Geldik son ünitemize. Artık dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Ama sizden bir isteğim olacak. Mutlaka mutlaka bu anlattıklarımızın uçup gitmemesi için sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo kitaplarımızdan bunları Tonguç mağazadan da ulaşabilirsiniz. Kırtasiyelerden de sevebilirsiniz. Mutlaka buradan konuları tekrar edip çözün. Yani bakın burada sizler için tek tek hepsini aynen bizzat kendimiz güzel bir şekilde yazdık. Örneklendirdik sınavda çıkacak şekliyle. Ve burada sorular koyduk. Oradan mutlaka çözmeyi de unutmayın lütfen. Çünkü söz uçar yazı kalır. Şimdi... Videomuz uçmuyor bu arada videomuz onun sınıf kanalımıza kalacak merak etmeyin. Şimdi geldik buraya bu çok kolay bir konu hemen bitiriyorum. Destanlar toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri şiir şeklinde yani manzum olarak öyküleyici bir biçimde anlatan edebi tür. Olaylar ve kişiler var kahramanlar olağanüstü zaman ve mekan unsurları ayrıntısız her milletin milli kimlik ve niteliklerini yansıtıyor oluşum aşamasında şiir şeklinde. Ulusların destanlarına baktığımızda Sümerlerin, Sümerlerin Gılgamış Destanı, Yunanların İlyada ve Odessa'sı, İranların Şehnamesi, Finlerin Kalevelası, Fransızların Şansön de Rölantı, Almanların Nibelungelit'i, İngilizlerin Beowulf'u, İspanyolların Lösidi, Rusların Igor'u, Hintlerin Ramayana Mahabharata'sı, Japonların Şintos'u, Biz Türklere ait Alpertunga ve Şu, Oğuz Kağan, Ergenekon, Bozkurt, Türeyş destanları önemli. Yapma destanları ise yazarı belli olan destanlar. Yani oluşum aşamaları yok. Biri geliyor pat diye yazıyor. Öbüründe ise bir olay yaşanıyor sonra o ağızdan ağza aktarılıyor. Kurtarılmış Kudüs'ü Tasso yazmış mesela. Çılgın Orlando'yu Ariosto yazmış. İlahi Komedi'yi Dante yazmış. Bu önemli. Yine Aeneas'ı Virgil yazmış. Ya da Kaybolmuş Cennet'i Milton yazmış. Henry Onriyat'ı mesela Voltaire yazmış. Veyahut da bizde Çanakkale Şehitlerine Destanı mükemmel bir destandır. Mehmet Akif Ersoy yazmış. Kuay Milliye Destanı Nazım Hikmet yazmış. Sakarya Meydan Savaşı'nı Ceyhun, Ceyhun Atuf Kansu yazmış. Üç Şehitler destanı ya da İstanbul Fetih destanı fazla üstü Dağlarca yazmış. E, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda ve Sakarya Meydan Savaşı destanı Cahit Külebi yazmış. Efsanelere baktığımızda ise gerçek veya hayali şahıs olay yer hakkında gerçek olan inanılarak anlatılan hikayeler. Anonim halk edebiyat ürünü, konular bir kişiye bir olaya veya bir yere dayandırılıyor. Olağanüstü olaylar ya da insanüstü güçler var. Bir inanış var. Bakın buraya yazıyorum. İnanış. Bunu zaten birazdan şimdi karşılaştırmalarını söyleyeceğiz ve bitireceğiz dersimizi. Anlatılanlar halkın arasında gerçekten olmuş diye kabul ediliyor. İnandırıcılığını artırmak için olaylarda, zamanda ve mekanda ayrıntılara giriliyor. Şimdi destan ve efsane farkına bakalım. Bunun ilk hali manzum yani şiir şeklinde bu nesir şeklinde oluşuyor. Bu uzun, bu kısa. Burada yer ve zaman ögeleri ayrıntılı değil. Burada ise ayrıntılı anlatılıyor. Niye? İnandırıcılığı artsın diye. Şimdi arkadaşlar bizler sizlere burada güzel güzel anlattık ama sizlere mutlaka bakın buradan tekrar gösteriyorum. Giriş ünitesinde, hikaye ünitesinde, şiir ünitesinde, destan efsan ünitesinde çözmediğiniz soru kalmamalı. Bilhassa şiir ünitesini sizler için uzun uzun detaylı bir şekilde anlattık. Bakın burada önce söz Edebiyat Dönemi'nin sonra Kutat Kubilik bakın burada tam sınavda çıkabilecek şekilde gösterdik. Ve yine aynı şekilde Geçiş Dönemi eserlerini, Türk Halk Şiirini, Dini Tasavvuf Halk Şiirini, Anonim Halk Şiirini, Aşık Tarzı Halk Şiirini, Divan Şiirini divan şerine kurulan bezim, e, beyitlerle yazılanları, bentlerle kurulanları, edebi sanatları burada sizler için detaylı bir şekilde gösterdik. Tamlamaları da gösterdik. Lütfen sıfırdan ona edebiyat kitabımızdan çalışın. Bunlar hem üniversite sınavında hem de ileride lazım olacak. Burada da yine aynı şekilde hem ÖSYM tarzı sorular koyduk. Bakın mesela destan efsane hem yazılılarımız var hem de ÖSYM tarzı sorularımız var. Hem de burada özel test bölümlerimiz var. Bunları da güzel güzel çözdüğünüzde Takıldığınız soruların çözümünü uzman hocalardan dinlediğinizde hocalarımız çok güzel anlattı burada. Mesela bu soru yanlış yaptın ya. Ne seni değil. Cevabını kare kodu okutup dinlediğinde oh diyorsun. Konuyu çok net bir şekilde öğren diyorsun. Bunlardan da sizlere ödevler veriyoruz. Hadi bakalım ünitelerimizi güzel tekrar ettik. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara e, yollayın. Bizler öğretmen olarak sizlere kapıyı açıyoruz. Şöyle kapıyı açalım. Hop. Kapıyı açtık. Ama içeriye siz kendiniz gireceksiniz. Yani çalışmalarınızı yaparak hayallerinizdeki meslekleri, hayallerinizdeki üniversiteleri siz kendiniz gireceksiniz. Hadi bakalım. İyi çalışmalar arkadaşlar.